Sayın Birlik, siz ilçelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Öncelikle sokağa çıkma yasağı uygulanan Silopi ve Cizre'deki son durumu öğrenelim. Yani sizin bildiğiniz gibi, herkesin bildiği gibi bugün 17. güne girdik. Yani burada yaşanan şey gerçekten, yani kelimelerle anlatılabilir mi bilmiyorum. Yani 17 gündür hukuksuzluğun, ahlaksızlığın ve vicdansızlığın sürdüğü bir dönem. Artık öyle bir hale getirdiler ki şu anda biz cenaze sayısına bile ulaşamıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi Cizre'de Şırnak Devlet Hastanesi'nde 17 tane Cizre ve Silopi'den gelen cenazemiz vardı. Bizim bunlarla ilgili girişimlerde bunu, çünkü aileler cenazelerini teşhise dahi Cizre'den gelemiyorlar. Ve son 3-4 gündür yaptığımız görüşmelerden sonra buradaki cenazeler maalesef dün gece itibariyle ailelerden izinsiz 7 tane cenaze kaçırılarak Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cizre Devlet Hastanesi'nin başhekimiyle yaptığım görüşmede cenazelerin oraya getirildiğini, yalnız kendilerinde 8 tane soğutucu dolabın olduğunu, Miray bebek olmak üzere ve diğer annesinin karnında kurşunla vurulan bebeği diğer cenazelerin göğsüne bırakmak zorunda kaldıklarını ve yine bugün az önce aldığım habere göre Cizre'de bugün itibariyle 5 kişinin daha öldürüldüğü ve bu 5 kişinin cenazesinin de 2 tanesinin şu anda morgun kapısında bekletildiğini, çünkü morgda yer kalmadığına dair başhekimle bir saat önce yaptığım görüşmede ortaya çıktı. Evet. Yani tanklarla, toplarla burada şu anda bir savaş var. Bunun adı nasıl ki savaşı kabul etmiyorlarsa, ama tanklarla, toplarla girdiğin, özel hareketle, askerle, kolluk kuvvetleriyle girdiğin bir yerde bir savaştır. Bunun adı savaştır. Ve savaşın da bir ahlakı ve bir hukuku vardır. Peki. Maalesef ne bu ahlak ne de hukuk işlenmektedir. Her Peki. geçen gün, evet. Peki Sayın Birlik, hayatını kaybeden vatandaşların otopsi raporları için de gizlilik kararı geldi. Bunu da konuşalım. Otopsi raporları hakkındaki gizlilik kararının gerekçesi nedir? Şimdi ilk cenazelerimiz Cizre'den geldiği zaman biz bölgeden de Muş milletvekilimiz Burcu Hanım, yine Ağrı milletvekilimiz Berdan Bey ile morga girdik. Otopsi tamamlandıktan sonra Savcı Bey'den ön raporu ve otopsi raporunu talep ettiğimizi söyledik. Savcı Bey'in bize söylediği gizlilik kararı var. Biz hatta dedik ki ilk ölüm hangi arada gizlilik kararı verildi dedi. Dedi bana gelen bilgi gizlilik kararı olduğuna dairdir. Yine buradaki İhade Şubemizin dün bir girişimi oldu. Avukatların ve baronun bir girişimi oldu. Rapor ve otopsi raporlarını istediklerini söyledi. Görmek istediklerini ve dosyaya katmak istediklerini söyledi. Savcının söylediği şu: ben ne size otopsi raporu veririm ne de görmenize izin veririm. Yani hukuken ve şu söyleniyor: sizde ailenin vekaletnamesi olmadığı için. Yani resmiyette bir gizlilik kararı beyanı yok, ama fiilen şu anda bu ölümler, sivil ölümlerin üzerinde bir gizlilik kararı nettir. Fiilen bir gizlilik kararı var. Ne avukatlar ulaşabiliyor, ne bize ulaşabiliyoruz. Bu fiilen uygulanan bir gizlilik kararıdır. Ha, bunu ne için yapıyorlar? Çünkü şu anda sanırsam 41 vatandaş oldu. 41 vatandaşımız 17 günde, ve hep sivil vatandaş bunlar. Yani anne karnında doğmamış bebekten tutun 70 yaşındaki anne ve amcaya kadar katledilen sivil vatandaşlar var. Bu sivil vatandaşların üstünü kapatmak için, yani 41 ölümün üstünü kapatmak için dosyaya fiilen bir gizli kararı getirilmiştir. Çünkü baro ve ihade ve biz bütün girişimlerimize rağmen otopsi raporlarını göremiyoruz. Hatta Silopi'den Hüseyin Güzel'in kalp krizi geçirdiğine dair Silopi savcılığı bir rapor vermişti. Cenaze bizim elimize ulaştığımızda ailesi kabul etmedi. Babasının vücudunda şarampol parçalarının olduğunu, bir bombalama sonucu öldüğünü iddia ettiler ve evet, otopsi talepte bulunduk ve evet, gerçekten kalp krizi değil, vücudunun birçok yerinde kurşun izleri, şarampol parçaları çıktı. Yani fiilen uygulanan bir gizli kararı var. Burada bu uygulamaya siz HDP olarak ne yapacaksınız? Yani HDP olarak bütün kanalları şu anda zorluyoruz. Bütün kanalları. Yani hem halkımızla beraber burada direniyoruz. Direnmeye ve bu hukuksuzluğun karşısında bütün ne gerekiyorsa her gün sokaktayız. Bu anlamda devam ediyoruz. Yine girişimlerimiz bakanlık boyutuyla var. Yine meclis boyutuyla bu girişimlerimiz devam ediyor. Ve derhal bir müzakere sürecinin tekrar başlaması gerektiğine dair demeçlerimizi ve açıklamalarımızı yine ve buradan yine söylemek istiyorum. Derhal bu savaş, bu kirli savaş bu şekilde katliamla önüne geçmek için derhal tekrar müzakere masasına dönülmelidir.
Evet. Sayın Birlik çok teşekkür ederiz. Biz de Ben çağrınızı teşekkür ediyorum. yineleyelim. Tekrar Ben de müzakere teşekkür masasına ediyorum. dönülmelidir Ben diyelim. şunu da söylemek Tabii. istiyorum. Biliyorsunuz yarın HDP, DBP ve diğer kurumlarımızla beraber Türkiye'nin her tarafından Cizre ve Silopi'ye ses vermek için insanlar buraya gelecek. Evet. Bu anlamda yani ahlaken, vicdanen, vicdanlıyım diyen herkesi buraya davet ediyoruz. Evet. Silopi'ye ve Şırnak'a ses vermeye davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Ben Birlik. teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler.